Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ezgi Sütçü Ercan sana ve konuklara iyi yayınlar. Evet, bir 10 dakika önce Sarı Lacivertlilerin kamp yapacakları otele girişine dair detayları verdik. Ama saat başında açanlar için şöyle kısa bir özet geçelim. Olması beklenmeyen zaten 3 isim vardı. Luis Gustavo, Filip Novak ve cezası bulunan Miha Zaitz. Rossi ile Crespo zaten finansal fair play nedeniyle listeye alınamamıştı. Tabi bunların yanında Burak Kapacak ve Çağatay da bulunuyor. Bunların dışında Mesut Özil'in durumu belirsizdi. Aslında son 3 antrenmanla çıkmıştı takıma. Hatta Kim Min-jae ve İrfan Can Kahveci'nin Kim Min-jae şu an takımla çalışmalara bile çıkmadı ama kısa bir sakatlık geçirdi tabii. Onlara göre bakarsak Mesut Özil daha fazla çalıştı. Ancak teknik direktör İsmail Kartal'la yaptığı görüşmeden sonra İstanbul'da kalmasına ve lig maçına yetişmesine karar verildi. Oyuncu riske edilmeden sezonun geri kalanında daha verimli bir şekilde oynamak istemiyor. Buraya riske edilmedi. Ama Mesut Özil'i söylerken arada da ifade ettim. İrfan Can Kahveci ki son 2 antrenmanda zaten takımla çalışmalara başlamıştı. Kim Min-jae her ne kadar takımla çalışmasa da bu akşamki antrenmanda takımla çalışacak ve antrenman eksiği çok fazla olmadığı için gelmesine karar verildi. İsmail Kartal'ın geldiğinden beri baktığımız zaman herhalde elinin en güçlü olduğu maç diyebiliriz ve Hatay Spor maçında da birçok oyuncuyu oynatmadı. Yani ciddi bir rotasyona gitti her ne kadar. Diğer oyunculara belki rotasyona gitti demek haksızlık çünkü çok iyi oynayan isimler vardı. Yani bir Arda Güler ismi rotasyona gidilmesine rağmen çok iyiydi ama sonuçta bir rotasyona gidildi. Dinlenmiş bir halde burada olacak. Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün teknik ekibi belli oldu. Şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un çok gerisinde kalan Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması son hızla devam ediyor. Her konudan dışına Alman teknik direktör Joachim Löw'ün Savandıra'daki idmanları yakından takip ettiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik kadro yapılanması tamamlandı. Başkan Ali Koç ile her konuda anlaşma sağlayan Alman çalıştırıcı Löw ekibini tamamladı. Löw'ün 3 yardımcısı olacak. Şu an Fenerbahçe teknik direktörü olan İsmail Kartal yeni dönem ve yapılanma ile ilgili kararını verdi ve yönetime iletti. Löw 2 yardımcısını kendisi getirirken 3. yardımcı İsmail Kartal olacak. Joachim Löw takımın bütün idmanlarını takip ederken futbolcular ile ilgili sık sık İsmail Kartal'dan rapor oluyor. Alman teknik direktör ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor. Joachim Löw ile sık sık görüşmeler yapan İsmail Kartal her hafta Almanya'ya rapor gönderiyor. Antrenmanları ve maçları yakından takip eden Löw gelecek sezonla ilgili plan programlarını yapıyor. Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi netleşmeye başladı. Alman teknik direktörün Mayıs ayında İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı bir açıklamada Löw'ün Fenerbahçe'nin bir futbol kültürü oluşturması gerekiyor. İlk geldiğimde Fenerbahçe Avrupa'da daha çok biliniyordu. Benim eski güçlü Fenerbahçe'yi yaratmak için projem hazır dediğini aktarmıştı. Ali Koç'un verdiği bilgiye göre Joachim Löw'ün elinde çok büyük bir gurbetçi profili bulunuyor. Normalde Almanya'dan ayrılmak istemeyen bu isimler Joachim Löw İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemiş durumda. Fenerbahçeli Kim Min-jae için Napoli'den ikinci transfer operasyonu bonservisi belli oldu. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve performansıyla büyük beğeni toplayan Kim Min-jae için yeni bir transfer haberi gündeme geldi. Ocak ayında Fenerbahçe ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan Napoli bu kez elini çabuk tutacak. Napoli başkanı Kim Min-jae transferi için tüm birimleri seferber edecek. Fenerbahçeli Kim Min-jae'nin transferi için Sarı Lacivertlerin kapısını çalacak Napoli'nin bu operasyonda bir hayli ciddi olduğu belirtiliyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, Kim Min-jae transferi için 15 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. İsmail Kartal onay verdi. Fenerbahçe'ye yeni Ortega. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden oldukça uzak kalan Fenerbahçe, ara transferi suskun geçirdi. Kış döneminde beklenen takviyeleri göstermeyen Sarı Lacivertler, yeni sezon ile birlikte takımdaki eksikleri kapatıp daha güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Gelecek sezon ile birlikte takımdaki sol bek sorununu çözmek isteyen Ali Koç yönetimi
Arjantin'in Vélez Sarsfield takımından Francisco Ortega için harekete geçti. Sarı lacivertler 22 yaşındaki sol beke teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde Arjantin liginde çizdiği grafiğin iyi olduğu kaydedilen Ortega'yı izleyen komitenin oyuncuyu beğendiği ve teknik direktör İsmail Kartal'a sunduğu yer aldı. Kartal'dan ise oyuncunun alınması için onay çıktığı belirtildi. Peki Francisco Ortega kimdir? 19 Mart 1999 doğumlu Ortega, futbol ülkesi Arjantin'in Vélez Sarsfield altyapısında başladı. Bu takımın alt yaş kategorilerinde başarılı performans sergilen genç sol bek, Ocak 2018'de A takımı yükselmeyi başardı. Kariyeri boyunca toplam 81 resmi maça çıkan Ortega, 1 gol 9 asist kaydetti. Hızı ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024'ün Aralık ayına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 4,2 milyon euro olduğu belirtildi. Bu sezon Vélez Sarsfield ile 3 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki Ortega skora herhangi bir etkide bulunamadı. Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı, en yüksek teklif ona geldi. Fenerbahçe sezon başından bu yana oynadıkları son maçın formalarını Match Worksheet sitesinden açık arttırmaya çıkarıyor. Sarı lacivertler Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Hatayspor maçının formalarını da burada açık arttırmaya sundu. Bu maçın kadrosunda yer alan ve futbolcuların sırtlarına geçirdikleri formaların açık arttırmaya sunulduğu sitede en çok teklif alan futbolcunun forması da belli oldu. Buna göre Sarı Lacivertlerin genç futbolcusu Arda Güler'in Hatayspor karşısında giydiği forma 1100 Euro'luk teklif ile en yüksek teklif alan forma oldu. Arda 253 Euro'luk teklifiyle Altay Bayındır'ın tüm takım imzalı forması takip ediyor. Üçüncü sırada ise o maçta forma giyen bir diğer genç futbolcu Çağatay Kurukalıp yer alıyor. Çağatay'ın formasına yapılan teklif ise 189 Euro olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe istatistiklerde dip yaptı. Bu sezonda zirvenin çok uzağında kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 8 yıla çıktı. Son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde mutlu sona ulaşan Sarı Lacivertler çok uzun bir süredir kupa kaldıramıyor. Fenerbahçe'nin yaşadığı hasret bununla sınırlı kalmadı. Son dönemde forvetleri konusunda büyük hüsrana uğrayan Sarı Lacivertler tam 11 yıldır gol kralı çıkaramıyor. Çubuklu formasıyla gol krallığı yaşayan son isim 2010-2011 sezonunda Alex de Souza olmuştu. Brezilyalı yıldız 33 maçta tam 29 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı. Ayrıca 10 yıldır ligde gol krallığı sıralamasında Fenerbahçeli bir futbolcu yer alamıyor. Son olarak yine Alex de Souza 2011-2012 sezonunda 29 maçta 14 gol atarak Burak Yılmaz ve Herve Tum'un ardından 3. sırada yer almıştı. Bu sezonki tabloya bakıldığında büyük hasretin daha da sürmesi büyük bir ihtimal olarak duruyor. Fenerbahçe'nin şu anda en golcü ismi 9 golle Serdar Dursun.